Mutlu Akşamlar Spor'daki gelişmelerle birlikteyiz. Bursaspor'un sol bek oyuncusu Umut Meraş, yeşil beyazlı kulübe geliş hikayesini, Ankara Gücü maçında attığı golü ve hedeflerini kulüp televizyonuna anlattı. En önemli adım bence ben İstanbul'da Sarıyer. Bursaspor'un yetenekli sol bek oyuncusu Umut Meraş kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Doğru ilerliyordu. O zaman işte Galatasaray ve Başakşehir'in transfer döneminde kendisini istediğini belirten 22 yaşındaki oyuncu yeşil beyazlı kulübe geliş hikayesini anlattı. Galatasaray istedi, işte Başakşehir o falan. İşte ondan sonra son dakika ben Bursa'yı duydum. Bursa'yı duyunca orası olur dedim. Burası doğru yer dedim. Buraya gidelim dedim. O zaman da Boluspor'la lig başlamıştı. Üçüncü maçımıza çıkacaktık. Afyon'daydım. Maçımız cuma günüydü. Transferin de son günüydü. O anı hala unutamıyorum. Otelde Boluspor kamp şutları vardı. Boluspor kampındaydım. Necip Çarıkçı beni bırakmayacağını söyledi. Bursaspor seni istiyor ama seni bırakmayacağım dedi. Sen bize lazımsın. Başkanım aşağı indim. Başkanla kendim artık dedim, başkanım beni bırak, benim gitmem lazım. Önümü aç dedim. Hani önümü açacaktın dedim. Orada bir tatlı bir tartışma yaşandı aramızda. Ondan sonra Afyon'dan kamptan kaçtım yani bildiğiniz. Arabayla beni kaçırdılar. İşte eniştemle paşa beni kaçırdı. Bursa'ya getirdi. Bursa'ya imza attım. Ankara Gücü maçında attığı golle ilgili de konuşan Umut Meraş şu ifadeleri kullandı. Kazanmamız gereken bir maçtı. Huzurumuz için yani. Çok da güzel bir gol oldu. İnşallah daha çok gol atarım ki daha iyi yerlere geliriz. Arkadaşlarım da daha çok atar. Yani herkes gol atsın, daha iyi yerlere gelelim, mutlu olalım, huzurlu olalım. Hedeflerinden de bahseden genç oyuncu, önce milli takım sonrasında ise Avrupa'da futbol oynamak istediğini ifade etti. Kendimi burada kanıtlayıp da inşallah A milli takıma gitmek istiyorum hedeflerimin arasında. Çünkü Türkiye'de sol bek sıkıntısı var. Yani ben de sol bek oynadığımdan dolayı bunu başarabileceğimi düşünüyorum, kendime güveniyorum. İnşallah oralarda en kısa zamanda olmak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. Dediğim gibi onun A milliden sonra da inşallah dilimi geliştirerek yurt dışına gitmek istiyorum. Her futbolcu gibi. Bursaspor'da Nijerya milli takımında sakatlanan Abdullahi Şehu'nun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Öte yandan kaleci antrenörü görevine başlayan İlko Gančević'in yanı sıra hem scouting hem de yardımcı antrenör olarak görev yapacak Zlatko Jankov da yeni görevine başladı. Milli maç arasının ardından 9. hafta Galatasaray'ın konu olacak Bursaspor, akşam yaptığı tek çalışmayla hazırlıklarına devam etti. Bu kritik mücadele öncesinde Nijerya milli takımında sakatlanan Abdullahi Şehu'dan kötü haber geldi. Sağ üst atelesinde yırtık tespit edilen Şehu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Şehu'nun yanı sıra tedavisine devam edilen Henry Seve de cuma günü oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Yeşil Beyazlılar'da kaleci antrenörü görevine başlayan İlko Gančević'in yanı sıra hem scouting hem de yardımcı antrenör olarak görev yapacak Zlatko Jankov da yeni görevine başladı. Jankov daha önce Sivasspor'da da Samet Aybaba'nın yardımcılığını yapmıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda Yeşil Beyazlılar, Sarı Kırmızılılarla oynayacağı karşılaşmanın taktik provasını yaptı. Çalışmayı Başkan Ali Ağa ile birlikte ikinci Başkan Cem Öztürk de takip etti. Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor son 5 sezon içerisinde İstanbul'da oynadığı 21 maçın 16'sını kaybetti. Yeşil Beyazlılar, Sarı Kırmızılılara karşı son deplasman galibiyetini ise 8 yıl önce aldı. Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Yeşil Beyazlıların bu sezonda dahil olmak üzere İstanbul'da son 5 sezonda çıktığı lig maçlarındaki kötü performansıysa dikkat çekiyor. Bu süreçte İstanbul ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol, Başakşehir ve Kasımpaşa ile deplasmanda toplam 21 mücadeleye çıkan Bursaspor bu karşılaşmaların 16'sından mağlup ayrıldı. Yalnızca 2 galibiyet elde edebilen Yeşil Beyazlılar diğer 3 mücadelede ise 1 puana razı oldu. İstanbul'da Galatasaray'a karşı son galibiyetini 2010-2011 sezonunun lig mücadelesinde 2-0'lık skorla alan Yeşil Beyazlılar, sonraki lig ve kupadaki maçlarda İstanbul deplasmanında 3 puana ulaşamadı.
Bu sezon Galatasaray iç sahada oynadığı 4 maçın 4'ünü de kazanarak Avrupa'da evinde en iyi başlangıç yapan ekiplerden biri olurken Bursaspor'sa çıktığı 4 deplasmanda henüz galibiyet alamadı ve ikişer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Galatasaray UEFA ile aralarında imzalanmış olan yapılandırma anlaşmasının yeniden incelenmesi kararına itiraz için kasa başvuruda bulundu. Galatasaray Kulübü UEFA ile yapılan yapılandırma anlaşmasının yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'ne gönderilmesi kararına karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurduğunu açıkladı. Sarı Kırmızılı Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şirketimizle UEFA arasında imzalanmış olan yapılandırma anlaşmasının UEFA Finansal Kontrol Organı Yargı Dairesi tarafından yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'ne gönderilmesine dair kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi nezdinde itiraz başvurusunda bulunulmuştur denildi. Değerli izleyenler, bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sözleşmesi uzatıldı. Dursun Özbek döneminde göreve gelerek 1,5 yıllık sözleşmeye imza atan Fatih Terim, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar sarı kırmızılı takımı çalıştıracak diyelim, devam ediyoruz. Zira Türkiye Kupası'nda 4. tur kuralları çekildi. Bursaspor'un rakibi, 3. lig temsilcisi 1461 Trabzon oldu. Karşılaşma Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Zira Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan, Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka konferans salonunda gerçekleşen kura çekimine kulüp temsilcileriyle TFF yetkilileri katıldı. Sivas Belediyespor'la Denizli Spor. Kura çekimi sonucunda toplamda 56 takım 5. eleme turuna çıkma mücadelesi verecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşmalar 30-31 Ekim ve 1 Kasım'da oynanacak. Bursaspor'la birlikte Süper Lig takımlarının rakipleri de belli oldu. Bursaspor 1461 Trabzon, Kayserispor Pazarspor, Altındağ Belediyespor Aytemiz Alanyaspor, Batman Petrolspor Kasımpaşa, Buksayspor Trabzonspor, MK Ankara Gücü Erbaspor, Kahramanmaraşspor Atik Erkonyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Keçiören Gücü, Göztepe Çengelköy Futbol Yatırımları, Antalyaspor Yomraspor, Bodrumspor Demirgrup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor Kırklareli Spor ve Sarıyer Çaykur Rizespor. Şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavga sonrası davalık olan Arda Turan'a kulübü Medipol Başakşehir tarafından rekor ceza geldi. 31 yaşındaki oyuncuya 2 milyon 500 bin Türk lirası ceza verildi. Medipol Başakşehir Kulübü şarkıcı Berkay Şahin'le kavga eden Arda Turan'a 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi. Efendim neler söyleyeceksiniz? Ne için para verdiniz? İddialar çok vahim. Kulüpten yapılan açıklamada milli takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün etik ve profesyonel anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz denildi. Açıklamanın son bölümünde ise konunun yargıya intikal etmesi nedeniyle ek karar ve yaptırım haklarının saklı tutulduğu vurgulandı. Yargı kararının açıklanacağı tarihe kadar Arda'nın profesyonel yükümlülüklerini yerine getireceği belirtilirken oyuncuya 2 milyon 500 bin lira para cezası verildiği açıklandı. Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavga sonrası İstanbul Başsavcılığı Arda Turan hakkında cinsel taciz, ruhsatsız silah bulundurmak, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak ve kasten yaralama suçlarından 12,5 yıla kadar hapis sisteminde bulunmuştu. UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında alınan sonuçları ve günün programını ekranlara getirelim. UEFA Uluslar Ligi'nde alınan sonuçlar şöyle. A Ligi 2. grup, İzlanda 1, İsviçre 2. 4. grup, İspanya 2, İngiltere 3. B Ligi 3. grup, Bosna Hersek 2, Kuzey İrlanda 0. C Ligi 2. grup, Finlandiya 2, Yunanistan 0, Estonya 3, Macaristan 3. D Ligi 2. grup, Lüksemburg 3, San Marino 0, Belarus 0, Moldova 0.
Bugün A Ligi 1. grupta 21.45'te Fransa Almanya'yı ağırlayacak. B Ligi 1. grupta 21.45'te Ukrayna Çekya'yı konuk edecek. 4. grupta ise İrlanda Cumhuriyeti Galler'i ağırlayacak. C Ligi 3. grupta 21.45'te Norveç Bulgaristan'ı ağırlayacak. D Ligi 1. grupta 21.45'te Letonya Gürcistan'ı ağırlayacak. 4. grupta ise 21.45'te Cebeli Tarık Liechtenstein'ı ağırlayacak. Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra futbol kariyerine başlayan Usain Bolt, Malta ekibi Valletta'dan 2 yıllık sözleşme teklifi aldı. Atletizm kariyerini noktalamasının ardından futbola yönelen Jamaikalı sprinter Usain Bolt'a Malta ekibi Valletta'dan profesyonel sözleşme teklifi geldi. Kulübün üst yöneticilerinden Gaston Slimen, ABD basınına yaptığı açıklamada Bolt'a 2 yıllık profesyonel sözleşme teklif ettiklerini belirterek "Şampiyonlar Valletta'da her zaman mutlulukla karşılanır. Teklifimizi ilettik ve bekliyoruz. İmkansız diye bir seçenek yoktur" ifadelerini kullandı. Avustralya'nın Central Coast Mariners takımında Ağustos ayından bu yana antrenmanlara çıkan ve deneme süresi devam eden Bolt'un menajeri Tony Rallis ise teklifin değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Bolt takımının MacArthur Salt West'i 4-0 mağlup ettiği geçen hafta oynanan dostluk karşılaşmasında 2 gole imza atmıştı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2'de 2 yapan Tofaş, 7 Days Euro Cup'ta 3. maçına çıkıyor. Şu ana kadar Avrupa'da 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan Mavi Yeşilliler, yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'la karşılaşacak. Mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. 7 Days Euro Cup'ta mücadele eden Tofaş, B grubu 3. hafta karşılaşmasında Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımına konuk oluyor. Tofaş, Avrupa'daki ilk sınavında Alba Berlin'e 107-91 mağlup olmuş, ardından ikinci maçında Arkazitna'yı 96-79 yenmişti. Rakip Lokomotiv Kuban ise geçen yıl 7 Days Euro Cup'ta final oynama başarısı göstermiş ve bu sezonda organizasyonda 2'de 2 yaparak lider konumda yer alıyor. Lokomotiv Kuban'la Tofaş arasında oynanacak mücadele Basket Hall Krasnodar salonunda Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun 18. olağan genel kurulu saat 18'de başladı. Mevcut başkan Osman Kılıç'la Cem Gencoğlu'nun başkanlık için yarıştığı genel kurulda oy kullanma işlemi hala devam ediyor. Seçimle ilgili ayrıntıları spor gecesinde sizlere aktaracağız. Şimdi de Bursa'yı profesyonel liglerde temsil eden ekiplerin maç programlarını ekranlara getirelim. Farklı branşlarda Bursa'yı temsil eden ekiplerin maç programı şöyle. 17 Ekim Çarşamba günü TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta saat 15'te İnegöl Spor Sarıyer'i ağırlayacak. TFF 3. Lig 3. Grup'ta ise saat 14'te Karacabey Erzincan Spor'a konuk olacak. Sevgili seyirciler, Bursa Fan Club, Bursa Spor Teknik Direktörü Samet Aybaba'ya hoş geldin yemeği organize et. Almira Otel'de gerçekleşen organizasyonla ilgili son gelişmeleri Olay TV Spor Editörü Cevdet Altınel'den alacağız. Sayın Altınel, sözü size bırakıyoruz. Mutlu akşamlar diliyorum. Bursa Spor Fan Kulübü bu akşam önemli konukları konuk edecek, misafir edecek daha doğrusu. Baktığımızda Bursa Spor Fan Kulüp gerçekten gerek yaptığı hizmetlerle, eğitim alanında özellikle yaptığı hizmetlerle öne çıkan bir fan kulüp diyebiliriz. Bursa Spor'da daha önce ikinci başkan olarak görev yapan Ali Adamoğlu ile birlikteyiz. Bursa Spor Fan Kulübü bu akşam Bursa Spor Teknik Direktörü Samet Aybaba ile birlikte yeşil beyazlı yöneticileri ağırlıyor. Bu yemeğin detaylarını da Sayın Adamoğlu'dan öğreneceğiz. Sayın Adamoğlu, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, çok güzel bir yetkinlik her zaman olduğu gibi. Sağ olun. Evet, tabii Bursa'da birlik beraberliği her zaman önemseyen ve bizim bir çatı yapımız varsa bunun başı Bursa Spor'dur. Ve Bursa Spor'la kent çok mutlu oluyor. Ve bizim Bursa misafirperverliğimiz vardı. Biz fan kulüp olarak kurulduğumuzdan bugüne tüm teknik direktörleri yemeğe aldık. Hatta giderlerken de yolcu ettik, misafir ettik. Çünkü bize hizmet etmişlerdir. Bize hizmet edip karşılığı, bize Bursalı kültürünü göstermek için bugün hocamızı aldık. Biraz sohbet edeceğiz, dinleyeceğiz onu. Biz ne yapabiliriz, onları değerlendireceğiz.
Siz de artık tecrübelisiniz Bursa Spor konusunda. İkinci başkan olarak görev yaptınız. Gidişatını nasıl görüyorsunuz? Şimdi yemeğimizi yiyelim, evet. Sonra konuşalım istersen. Detaylandıracaksınız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok özlemiştim, çok iyi oldu. Sağ olun. Sağ olun. Evet, fan kulüp başkanı Sayın Ali Ademoğlu'nu ağırladık. Samet Ayababa da az önce ikinci başkan, Bursa Spor ikinci başkanı ile birlikte yemeğe teşrif etti. Biraz sonra da konuşmalar gerçekleştirilecek yemekte diyerek söz tekrar sana bırakalım Melisa. Cevdet Altınel'e aktardıkları bilgiler için teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Biz de bültenimizi burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.